İyi günler sevgili YouTube severler. Bugün de Ünye ilçesi Beylerce Mahallesi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz tüplü fındıklardır, tek dal fındıklardır, yomra fındığıdır. Burada arkadaşları fındık dikerken görünce durdurduk, ne yapıyorsunuz diye sorduk. Burası daha önceden bentonit maden sahasıydı arkadaşlar. Burayı işledikten sonra üstteki olan kenarda birikilen ham toprağa getirilip tekrardan serip eski haline dönüştürür. Olayda gördüğünüz gibi. Şimdi karşımızda Mustafa Bey, ziraat mühendisi, kendisi aynı zamanda kendisini tanıtarak buradaki yaptığı uygulamayı size anlatacaktır. İlkel olan fındık tarımından kurtulup artık daha değişik tarımsal faaliyet, daha fazla ürün alma pozisyonlarını size anlatacaklardır. Buyurun Mustafa Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Ben ziraat mühendisi Mustafa Çuhacı, Ünye İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapmaktayım. Evet, bu mesai saatinde buradayım, izin aldım. Buradaki işleri yapabilmek için. Geçen yıl başladığımız dikime bu yıl devam ediyoruz. Geçen yıl 18 dekar araziye, şu gördüğünüz araziye dikim yaptık. Bu yıl ise yukarıda arkamızda görünen arazi üzerinde dikim yapmaya başladık. Burada çalışmak çok meşakkatli çünkü yağmur yağdığı zaman çalışma ihtimalimiz olmuyor. Hava güneşli olunca izini koparıp müdürden yolumuza başlıyoruz. Şu an getirdiğim, dikim yaptığımız fideler tüplü fideler olur. Çakıldak çeşit. Daha önceki diktiğimiz gruplar şu bahçede siyah torbalarda gördüklerimizde çakıldak çeşit fındık. İki farklı çeşidi burada denemesini yapıyoruz. Aralık mesafeyi kaç dikiyoruz hocam? Aralık sıra üzeri mesafemiz 1.70. Sıra arası mesafemiz ise 5 metre şeklinde ayarladık. Önce kireçledik, ip çektik, ipin üzerinde kireçleme yaptık ve bir ölçü ayarladık. O ölçüyle birlikte dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dikim sırasında işi kolaylaştırmak için motorlu burgu kullanıyoruz. Onu arazide gidince evet, göstererek uygulamalı yaparsak daha uygun olacaktır. Evet. Peki bu mesafeyi seçmemizdeki sebep nedir? Teknik olarak yaptığım araştırmalar neticesinde ve bilgim doğrultusunda yazılı literatürler kapsamında da tespit ettiğim uzaklık bu şekilde tarif ediliyordu. Aynı zamanda ben Çarşamba ilçesinde bu konuyu araştırdım. Kapsamlı bir şekilde araştırdıktan sonra bu dikim şeklini uyguladım. Çünkü yetişmiş olan bahçelerde olması gereken mesafeyi gözlemledim. Peki bu yomra fındığını kullanmanızdaki asıl sebep nedir? Yani üründeki dekar başındaki miktarı nedir alınan? Veya amacınız neydi? Sadece dekarda aynı da yoksa gelişimi mi çok fazla? Yomra çeşidi fındık da çakıldak gibi geç açan fındık. Yani bu bölgede... Rakımımız kaç burada? Rakım burada yaklaşık 400 civarında. Tek biraz 450. Burası da 350-400 civarında. Donlardan etkileniyor. Donlardan etkileniyor. Etkileniyor. Yani palaz yağlı fındıklar, palaz fındıklar bunlar ilkbaharın geç donlarından etkileniyor. Hı. O yüzden biz bu seçimi yaptık. 1. Randıman. 2. Geç açması. 3. Perizite. Bir de tek dal olduğu için birbirlerine sürtünerek ilkbaharda fındıklarını dökmüyorlar. Evet. Ondan sonra besin kaynağını tek bir dal alıyor. Evet. Ailetin en büyük özelliği, değil mi hocam, ışkın vermiyor. Evet, evet. Şeyde, yomrada öyle ama çakıldakta ışkın tabii, çekirdek. Çakıldağın seçmemizin sebebi döllemesi amaçlı evet. Seçtiniz. Evet. Tavsiyem içerisinde birkaç tane de ham fındık dikmeniz özellikle. Ham fındık çünkü dölleme olayı, tozlama olayı çok yüksektir. Hatta sınırlarınızda birkaç tane de kızıl ağaç dikerseniz aynı ağaç türüdür. Aynı familyadandır daha doğrusu. Hı hı. Faydalı olacaktır. Köklerinde de kızıl ağacın köklerinde de havadaki serbest azotu bağlayan yumruları vardır. Mikroorganizmalarını yukarıdan havadan aşağı çeker, toprağa çeker. Havadaki serbest uçan azotu toprağa çekerek toprağın azotluk değerini de arttırır. Buyur hocam devam edelim biz. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu hatırlatmanız için. Gerçi hemen sınırımızda orman ağaçları, kızıl ağaçlar var. Evet. Burada kızıl ağaçlar yoğunlukta. O da bir nebze telafi edilmiş oluyor doğal olarak. Kızıl ağacın olduğu yerde de arkadaşlar ve sırganın olduğu yerde de toprak asidik demektir. İşte o yüzden dolayı toprağına kireç döktü dikmeden önce.
O amacı da ayrıyeten şey yapmış oldu. Ben tahlil yaptırdım 6,5 pH. Evet buyurun bakın aynen beni tescillemiş oldu. Şimdi oradaki çalışan işçilerimizin yanına doğru gidiyoruz. Evet gidelim. Evet arkadaşlar Mustafa Bey dikti fidandan ölçüsünü aldı. Kireçle de bakın düz bir şekilde çizgisini çizmiş. Şimdi toprağı delmek için burgu aletini sapladı ve startı verecek. Şuradan ben nasıl yaptığını göstereyim size. Bunlar arkadaşlar bu şekilde düzenli olarak bir sıra halinde dikmiş oluyor. Eşerelti yükseltilerine paralel gidiyor. Çukurumuzu açtık. Bunu dikeceğimiz evet arkadaşlar fidan çukurumuzu açtık. Yaklaşık 60 santim açtık ama fidanımızın genişliği 40 santim. 20 santim kadar fazla açılmasının sebebi altına yumuşak toprağı koyacak. Evet. Hatta oraya malzeme koyacak mısınız Mustafa Bey? Kireç gibi veya herhangi bir şey koymuyorsunuz. Çok fazla yeterli miktarda toprak hacmi içerdiği için yeterli görüyoruz. Aynı zamanda daha kış sezonu yeni başladığı için toprağın donmasıyla, ısınmasıyla, soğumasıyla birlikte buradaki köklerin çalışma imkanı yaratılmış. Evet. Böylece arkadaşlarımız patpatıyla fındıkları getirdiler kenara. Bir kişi de taşıyor, sınırlara taşıyor. Tahmini mesafe itibariyle fındıkları koyuyor. Bakın ip çekilmiş durumda düzgün nizami olması için. Ayrıyeten de İp kaldırıldığı zaman kireci de dökmüş durumda. Sınır belli olsun diye. Ve şurada iki tane de bayan arkadaşımız emekçi dikim yapıyorlar. Fidanı dikiyorlar. Şimdi onların yanına gidip son çekimimizi de yapmış olacağız. İnşallah. Ve arazimizdeki laylonları da topluyorlar. Evet. Onları da götürürüz. Akşam, çevre kirliliği de yaratmıyoruz. Akşam çıkarken onları topluyoruz giderken. Evet. Bu alet de burgu aleti. Delici bir alet. Çok rahat bir şekilde toprağı delip eşmesine sonra eskiden gazmayla yapılan işi artık böyle teknolojik aletle kendini yormadan bir şekilde burguyla delinebiliyor. Dikimimizi bu şekilde sıraya çift usulü yapmış oluyoruz. Evet şu bayanlarımızın yanına da gidelim. Şu araziyi de istersen. Evet aşağıda bir sene önce kaç sene bu? Bu geçen yıl dikildi. Geçen evet. Yıl bu aylarda dikildi. Bakın şurada ortasından da yolunu yapmış mahsulü için taşımak için. Millet genelde fındıkta yol vermemek için sıkıntı yaratır. Bakın kendisi baştan yolunu yaparak fındığını taşımak için yolunu da planlamış. Yol ağ sistemini de oluşturmuş tarlasının. Aşağıya da bir yıl önce dikilenler belli arkadaşlar. Bakın aşağıdaki setlerdeki yeşil gözüken yerlerde fidanlar var. Ben buradan net bir şekilde görüyorum. Belki kamera net çekemeyebilir. Evet. Bu şekilde sıralamış. Burasını dikine doğru sıralamış. Dikine doğru sıralamasının sebebi eş eğrelti yükseltilerine paralel olması. Suyu tutabilmesi açısından sıralamış. Burayı da bu şekilde sıralamış. Buranın eğimi de çünkü yukarıya doğru olduğu için burayı da bu şekilde paralel yapmış. Ben burada duruyorum. Son olarak dikimi görelim. Bayan arkadaşlardan, bayanların diktiği fidanlar kesinlikle tutar. Şu anda da fidanımızı dikiyoruz. Devam et. Poşetimizi şeyinden soyduk. Dikmeden önce alt kısmını bir yumuşatalım. Orayı yumuşatmanız gerekir. Hafifte köklerin rahat girebilmesi için alt kısımlarını yumuşatıyoruz. Vurun. Dağıtın orayı. Evet. Kökler orada kıvrılmış olabilirler. Evet. Bakın çıktı açığa kökler. Tamam. Tamamdır. Şimdi oradaki yumuşak toprağımızı da koyduk. Üstüne mesafeyi de ayarladık. Arkadaşlar bakın bu şekilde sonuçta kenarlarından hava almaması için de oralarını sıkıştırıyor. Hanımefendi.
Hafiften de bir ayakla bastırırsak kenarlarına sadece. Evet. İşlemi tamam. Suya ihtiyaç duymuyor can suyun arkadaşlar. Çünkü bu bölgede genelde yağış yağdığı için ve Aralık ayındayız. Sabahları da zaten çise oluyor. Su perşembe kendi... Evet, perşembe günü bakın ziraat mühendisimiz hesabını zaten yapmış. Perşembe günü yağacağını da biliyor otomatikman. Zaten hava durumları artık daha şaşmıyor. Altlarında desteğini yaptı. Böylece diğer fidanın yerine geçti. Diğer fidan yeri de burada. Ben burada son olarak araziyi tekrardan göstererek dikilen yeri. Hocam bu yomra fidanının bir dönüm arazide ne kadar fındık elde ediyor? Onu söylememiştiniz. En iyi verim şartlarında 500-600 kilo verim alındığını çarşamba bölgesindeki üreticilerden ben bunu öğrendim. Normal şartlarda biz aşağı kesimde fındıktan, yok biz bu için değil, yomra için konuşmuyorum. Bizim aldığımız yağlı fındıktan 250 kilodur ama bizim halkımız orada çalışmadık. Evet, kafa sallıyorsunuz zaten. 150 kilo civarında alıyor. Yüksek kesimlerdeki çakıldak fındıktan 150 kilo alınıyor ama normal çalışmadığı için orada da 80 kilo civarlarında alıyor. Siz kaç diyorsunuz şimdi yomra fındığıyla bununla? Yomra fındığı 500-600 kilo en iyi şartlarda. Evet. Normal şartlarda 400 kilo civarında. İşte arkadaşlar niçin ilkel tarımcılık yapıyoruz artık? Değiştirmemiz lazım bu sistemleri. Daha farklı dönüm alanından daha fazla verim almak için yapmamız gereken uygulamalardan bir tanesi. Ve dolayısıyla ormanlara taciz edip oraları açmamıza gerek yok. Böylece tarımsal faaliyetimizi daha verimli yapabiliriz ve ürünlerimizi çok daha fazla yükseltebiliriz, değil mi? Evet. Mustafa Bey. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Bilgi almak istediklerinde Ünye İlçe Tarım Müdürlüğü'nü arayabilirler. Evet. Ve Orman İşletme Müdürlüğü'nü, aynı zamanda Orman İşletme Müdürlüğü'nü arayabilirler. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hayırlı günler.